Beleştepe'de bu hafta. Cengiz oğlum sanat yaptım lan. Haftanın hikayesi. Buna inanan bir ben bir de Cengiz varmış zaten. Beleştepe'de peş peşe beşer penaltının konuğu Atakan Kurt. Maç kaç kaç yarışma programının konukları İngiltere'den Sam Guest ve genç jenerasyonun en iyi oyuncularından Yağızcan Konyalı. Birbirinden değişik sorularımıza aradığımız cevapların sahipleri sevgili oyuncu dostum İnci Türkay ve hepinizin çok sevdiği, benim 15 yaşından beri hayranı olduğum Müfit Can Saçıntı. Ve sürprizlerle dolu Beleştepe başlıyor. Herkese merhaba. Her spor sever gibi benim de tuttuğum bir takım ve diğerlerinden daha fazla ilgilendiğim spor müsabakaları var. Doğduğunuz ev çok önemli. Hayatınızın geri kalanında yaşayacaklarınızın belirleyicisi olan ev. Aslında doğduğunuz andan itibaren girdiğiniz her ortamda size bir kader çizilecektir. Siz bunlardan kurtulup kendi kaderinizi elinize geçirme çabası içinde olacaksınız. Okulda, arkadaş grubunda, kardeşler arasında hatta dayılarınız, amcalarınız, yengeleriniz size hep bir kader çizer. Askerde hiç bilmediğiniz, görmediğiniz kişiler ki sonra anlarsınız ki zaten onlar da hiç merak etmiyordur size dair bir şey, çizerler kaderinizi. Sevgili seyirciler, Çekmeköy'deyiz, Nişantepe'deyiz. Rea Özcan'ın yeni programı için sizlerle birlikteyiz. Rea Özcan'la 5'te 5 penaltı atacağız. Bakalım kim kazanacak? Ben iddialıyım. Rea abi de iddialı herhalde. Rea abi, ben kazanacağım. Onu bakacağız Atakan, bakacağız. Çünkü ben de iddialıyım. Çocukluğumdan beri iddialıyım. Ama ne kadar iddialı da olsam bir taraftan senin kazanmanı çok istiyorum. Çünkü programımızın ilk konuğusun. Beleştepe'de peş peşe beşer penaltı yarışmasının ilk konuğu Atakan Kurt. Umarım bundan sonra da çok keyifli saatler geçirebileceğiz. Programa başlamadan önce sana birkaç sorum var. Bekliyorum abi. Beleştepe'de beşiğinden 5 gol yiyen Serkeş Kaleci 5 golün 5'inde beşer dakika aralıklardaymış. Abi. Ya bunu söyleyeceğim, inanıyor musun abi? Evet. Ama denemeni istiyorum. Ya. En azından denemeni istiyorum. Bir defa daha alabilirim abi. Beleştepe'de beşiğinden 5 gol yiyen Serkeş Kaleci. Muhteşem gidiyorsun. Ama unuttum abi. 5 golün 5'ini de 5'er dakika aralıklarlaymış. 5 golün 5'inde 5'er dakikalık aralıklarlaymış. Evet, horoz versiyonu dinlediniz. Şimdi hindi versiyonuna geçiyorum. Hak eden kazansın. Görüşmek üzere. Evet. Beleştepe'de 5 5'e 5'er penaltının bugünkü diğer konu Mustafa. Mustafa Beşiktaş Futbol Kulübü'nün kaleci antrenörü ve yıllarca kalecilik yapmış bir arkadaşımız. Ve aynı zamanda Türk futboluna bir sürü kaleci kazandırmış bir arkadaşımız. Teşekkürler. Bugün kalemizi o koruyacak. Mustafa, kimseye torpil geçmek yok. Kesinlikle, kesinlikle. Eğitimimizde de öyle zaten. İşin disiplini. Tamam. Kaleye geçtim mi her şey unutulur. Tamam, ama Atakan'dan gol yeme. Kesinlikle. Hadi bakalım, senin aramıza kalsın. Abi. Hadi sen biraz ısın. Evet, çok heyecanlıyız ve ilk programımızda bilmiyorum ne olacak, görüşürüz.
Evet. Penaltı atışmaları sonunda talihsiz bir şekilde ben son penaltıda direği nişanladım. Kaleciyi hep terse yatırmama rağmen. Yalnız 5 penaltıda terse yatırdın abi kardeşi. Bir tanesini galiba kurtardı. Evet. Hepsine terse yatırdın. Evet. Eski topraklar böyle oluyor yani. Yazıyor abi. Ben Mustafa Denizli. Ciddi söylüyorum. Bak hakikaten ben penaltı iddialıyımdır abi. İyi penaltı atarım. Hakikaten buradasın diye söylemiyorum. Çok iyi penaltı atıyorsun abi. Çok yani teşekkür ederim. Son ana kadar bekliyorsun ve ayağını son anda çeviriyorsun terse doğru. Evet. Ya bu aslında bu bir teknik gençken evet. bize öğretmişlerdi. Kartalspor'da Reis diye bir hoca vardı. O böyle çalıştırıyordu bizi uzun uzun. Kardeşim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Konuğu oldu. Kadıköy Emek Tiyatrosu'nun Kafamda Çıtırtılar adlı oyunu için bizden bir online davetiye kazandın. Teşekkür ederim abi. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet, ilk bölümümüzün konuğu Atakan Kurt'tu ve bundan sonra Atakan'la sık sık görüşeceğiz. Yenildim ama ezilmedim. Değil mi? Mustafa'ya da çok teşekkür ederiz. Mustafa kardeşim sağ olasın. Çok iyi kalecilik yaptı. Tesislerini bize açtığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Her zaman seve seve ne zaman istersen ne zaman gelirsen abi. Çok birlikte oynadığımız maçlara burada her zaman. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Set ederim. Olmadığı sürece geleceğim mutlaka. Teşekkür ederim abi. Görüşürüz şimdi. Benim doğduğum evde babam Beşiktaşlıydı. Annem Fenerbahçeliydi. İki abim ve ablam Fenerbahçeliydi. Teyze tarafından kuzenler Galatasaraylıydı. Ama biz çocukken herkesin ağzında aynı cümle vardı. Siz şampiyon olacağınıza Trabzon olsun. Ve o zamanlar hep şampiyon Trabzon olurdu. İki konuğumuz var yine. Birincisi İngiltere'den katılıyor. Hi Sam, how are you? Hi Reha, I'm good. How are you? I'm very well. Do you want to say something to us about you? My name's Sam. I live in the UK and I do admin stuff for university, but I've always been interested in acting and I've done a few plays in the past. And obviously with this pandemic, everything's been put on hold, but I'm hoping once it opens again to actually move to London and I don't know, just seek my fortune as it was. But I'd really like to get into theatre. Thank you very much for joining our quiz program. Ve sırada Yalcan Konyalı var. Sevgili Yalcan, nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? İyi, seni gördüm, çok mutlu oldum. Şimdi tabii bir sürü insan bilmiyor. Biz aynı dizide baba oğul oynadık ama geçmişe dayanıyor. Çok uzun yıllardır birlikteyiz. Hatta konservatuarda öğretmen öğrenci ilişkimiz de var. hem hocamsın, hem rol arkadaşımsın. Hem senin içinde tam tersi hem öğrencinim hem rol arkadaşımım. Ya işte bu meslekte öyle bir şey yok. İşte kader arkadaşıyız sonuna kadar ve bu çok keyifli bir şey. Katıldığın için teşekkür ederim. Biraz kendinden bahsetsene, neler yapıyorsun? Valla Reha abi, şu aralar tabii sahneye çıkamıyoruz. Tiyatrodan muhafız. Ama yakında çıkacağız inşallah. Şu an dizi devam ediyor. Show TV'de Arıza'ya çekiyoruz. Güzel de gidiyor. Onun dışında iyi. Öyle işte bazen stüdyoya gidiyorum. Bazen evden seslendirme yapıyorum. Onun dışında bir şey yapamıyorum yani açıkçası. Yazcan, PCR testine sık sık gidiyorsunuz değil mi? En çok merak edilen şey o. Biz de setteyken sürekli teste gidiyorduk 2-3 günde bir. Ve sosyal mesafeye herkes çok dikkat ediyor set ortamında. Ve çok önemli bir açıyı kapatıyorsunuz şu anda. Ben çalışmadığım için böyle söyleyebilirim. Çok önemli bir açıyı kapatıyorsunuz. Çünkü evlerde şu anda en fazla ihtiyaç duyulan şey zaman geçirecek iyi ve keyifli meşgaleler. O da en önemli şeylerden biri. Pekala. Are you ready? Yeah. Yep. Okay. 1986 ve 1990 Dünya Kupası'nda hangi milli takımı uğursuzluk getiriyor düşüncesiyle futbolcularının tavuk yemesini yasaklamıştır? A. Brezilya. B. Arjantin. C. Almanya. D. Hollanda milli takımları.
Eminim iyi düşündünüz ve bize doğru cevapları vereceksiniz. 5, 4, 3, 2, 1, Beleştepe. B ve B. Evet ve 2 doğru cevap. Tebrik ediyorum. Ben de hatırlıyorum o 86 ve dünya 90 Dünya Kupası'nda çok ilginç bir şeydi ve çok da önemli futbolcularım da oldu. İşte Maradona'nın falan da olduğu bir süreçti. Böyle garip, gerçi Tanrı'nın eliyle gol attığını savunan bir insan Maradona, bu da normaldir. Onun dışında bizim evde bir de boks çok sevilirdi. Tek kanal dönemlerinde sabaha karşı kalkılıp Muhammed Ali Foreman maçları seyredilirdi. Herkes kalkarmış meğer. Cengizler'di. Zira o dönemde o saatte canlı yayın olmazdı. İnsanlar bokstan anlamasa bile televizyonun bu mucizeyi gerçekleştireceğinden emin olmak için kalkıyorlarmış. Ve herkes bizim gibi Muhammed Ali'yi tutarmış. Cengizler'di. Hangi kulübün telefon numarası lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna göre her sene değişmektedir? A. Barcelona, B. Milan, C. Juventus, D. Real Madrid. Evet. Ve hazırsanız 5, 4, 3, 2, 1, Beleştepe. Yalcan Konyalı D. Real Madrid dedi. Ve Sam dedi ki C. Juventus. Fakat doğru cevabımız Yalcan Konyalı. Yes, doğru cevap Real Madrid. D. Real Madrid. Ha, bir de artistik buz pateni şampiyonası izlenirdi. Hatta rahmetli dedem, dinine çok bağlı bir adamdı, toprağı bol olsun, televizyonun içine kadar girer, yarı çıplak kızlara bakıp tövbe 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 günah girecekler diyerekten aslında o spora destek olurdu. Ve hepimiz puan verirdik. En büyük puan 6 idi. 5, 5, 5, 2, 5, 8, 5, 6. Ama 6 tam puanı hiç kimse vermezdi, nedenini bilmiyorum. Ama dedem verirdi. Hatta kızardı bize. Niye vermiyorsunuz? Cebinizden mi çıkacak? Sit! Şimdi sorudayız. Kullandığı 63 penaltıdan 16'sını gole çeviremeyip dünyanın en çok penaltı kaçıran futbolcusu kimdir? A. Gerd Müller, B. French Puskas, C. Joseph Bican, D. Wayne Rooney. Biraz kazık bir soru. Kazık bir soru. Questions, I know. Herkes hazır mı? Everybody is ready. 5, 4, 3, 2, 1. Beleştepe. Yağızcan dedi ki Joseph Bican, büyük bir olasılıkla bilmediğin için attın bunu. Böyle bir futbolcuyu da tanıdın sanmıyorum Yağızcan. Ama doğru cevap ey Gerd Müller sen. Ne? Evet. Dünya korfa bıraktı ya. Evet, adam kaç kere dünya gol kralı oldu ama maalesef en çok gol penaltı kaçıran arkadaş da o. Ya bu, peki bu inat nedir diyecektim yani. Bir yerde herhalde bu adam atmıştır dedim ya. Ya evet ya, şıklardan gittim ben orada. Hani atmıştır Puskas, Müller'dir dedim. 63 kere bu hatayı yapmamıştır dedim yani. Yazcan sakin ol. Olabilir böyle şeyler. Herkes hata yapabilir. Atletizm de çok önemliydi bu sırada. Babam hep derdi ki iyi bir sporcunun öncelikle iyi atlet olması lazım. Kesinlikle. Fakat bu babama ait bir laf değilmiş. En temel kuralmış. Zaten sporun olmazsa olmazıymış. Olimpiyatlar zaten atletizm üzerine kurulmuş. Benim en sevdiğim atletizm branşı yüksek atlamaydı ve Ekrem Özdamar adında bir sporcumuz vardı. Onun bir gün dünya rekoru kıracağını düşünüyordum. Kısmet olmadı. Buna inanan bir ben bir de Cengiz varmış zaten.
Koşuya dayalı sporları sevmiyordum ama hangi sporu yaparsan yap buna mecburmuşsun. Bunu ilk spor antrenmanına katıldığım zaman anladım. Hadi bakalım 10 tur koşuyoruz dediğinde hoca şaka yapıyor sanmıştım. Fakat gerçek olduğunu 6. turda anladım. Sonra Cengiz'e dönüp oğlum bunlar bizi çaktırmadan Mart'taki cross'a hazırlıyorlar galiba dedim. Anlayacağınız üzere endişeli ve kuşkucu bir adamım. Yani yanındaki adamla konuştun diye 50 tur ceza mı olur ya? Ben de zaten olmuyordu. 14'ten 49'a atlıyordum. 15'te bitiriyordum cezayı. Yersen yemedi. Ben de sporcu olamadım. Soru 4. Sarı ve kırmızı kartlara neden ihtiyaç duyulmuştur? A. Taraftarların yüksek sesi nedeniyle sözlü ikaz yerine kart kullanılmıştır. B. İşitme engelli sporculara uygulanan bu yöntem sonraları futbolun geneline yayılmıştır. C. Hakem ve oyuncular arasında dil sorunlarının ortaya çıkmasıyla sembolik anlatımlara ihtiyaç duyulmuştur. D. Daha önce uygulanan mavi kart uygulamasının yetersiz olması. 5, 4, 3, 2, 1, Beleştepe! Yazcan dedi ki işitme engelli sporculara uygulanan bu yöntem sonraları futbolun geneline yayılmıştır. Yazcan sen profesyonel futbol oynadın değil mi? Bir küçükken evet. Evet anladım. Ve Sam dedi ki C. Yes. Hakem ve oyuncular arasında dil sorunlarının ortaya çıkmasıyla sembolik anlatımlara ihtiyaç duyulmuştur. Do you know anything about these questions before? No. I've literally just used my logic. Yeah, okay. You're right. Hey! It's correct, yes. Maalesef Yalcan. Ben bu soruda okay. Bir gerçeği öğrenmiş oldum. Ben çünkü Pele yüzünden olduğunu düşünüyordum. Pele'yi korumak için değil mi? Ben de ilk öyle düşünmüştüm. Evet, ben de ilk öyle düşünmüştüm ama bugün Pele belgeselini izledim. Orada öyle bir şeye Netflix'teki orada öyle bir şey söylenmiyordu. Ama yine de sonra bütün bilgim orada kalmış. Sonra da karıştı yani bende. Ama evet mantıklı. Bir de kış sporları vardı. Kayak. Kayakla atlama. Bir de kayak cross vardı. Hiç sevmezdim. Sırtlarında bizim sahilde balon patlattığımız o tek saçmalık tüfekler falan var ya onlardan var. Sonra hayatımıza curling diye bir spor girdi. Ya aslında girmedi. Çok çabalara ama giremedi. Hiç anlamadım onu. Meğer gerçekten çok fazla bilgi ve konsantrasyon isteyen bir oyun oğlum bu. Cengiz'in yalancısıyım valla. Ve geldik son soruya. 5. soru. Akreditasyon nedir? A. Maç öncesi iki takım yöneticilerine verilen konferans. B. Maçlarda teknik direktör ve yöneticilerin boyunlarına taktıkları kartın adı. C. Maç sonunda gözlemcinin hakemi puanlaması. D. Video yardımcı hakem ve gol çizgisi teknolojilerinin genel adı. 5, 4, 3, 2, 1, Beleştepe! Yağızcan dedi ki maçlarda teknik direktör ve yöneticilerin boyunlarına taktıkları kartın adı. And Sam said that maç sonunda gözlemcinin hakemi puanlaması C. Ve maçın galibi yok. Çünkü berabere bitti. Yağızcan doğru. Şöyle bir uygulamamız var berabere kalınca. Yarışmacılar birer soru soruyor birbirlerine. Vay çok iyi. Çok ve iyi. Bu penaltı atışlarına kalmış oluyor. Çok o iyi. Sorunun cevabını biri bilirse öbürü kazanıyor. Bilardo sporunun karambol kısmını benim çocukluğumda oynamayan ve pike sevdasına çuha delmeyen ergen yoktur. Ama 3 band bilardo benim hayatımın en güzel günlerini heba ettiğim alandır.
Aa, sonra snooker girdi hayatıma. Allah çıkartmasın, oynaması zor ve mekan bulması imkansıza yakın. Ama seyretmesi muhteşem bir spor. Ben bir rakam yazdım buraya. Onun tek mi çift mi olduğunu söyleyeceksiniz. Bilen ya soruyu soracak ya da soruyu sordurtacak. Tek mi çift mi? Tek. Even. Tek. Yazcan bon. Yazcan kazandı. Ben Yazcan soruyu... sen sormak istiyorsun. Soruyu alayım. Ha, sen soruyu alacaksın. Evet. Okay, Sam. According to the Football Association, what is the world's oldest football club? Is it A, Sheffield FC, B, Nottingham Forest, C, Birmingham City, or D, Manchester United? 3, 2, 1. C. C yanlış cevap. Which one is the which one is the correct, Sam? It's A. Sheffield United. Sheffield. Yes. İkisinin arasında kaldım. English Game'de izlemiştim. Yazcan, sıra sende. Evet. 2000 Avrupa Şampiyonası final, İtalya Fransa finalinde maçı uzatmaya götüren golü kim atmıştır? A. Zidane, B. Henry, C. Trezeguet, D. Wiltord. 5, 4, 3, 2, 1, Beleştepe. Zinedine Zidane dedi. Wiltord mu? Wiltord. Okay. Yarışmamız berabere bitti ve sonucu bütün dünyada yapıldığı gibi şu şekilde belirliyoruz. Tam ergenlik çağındayken Beyaz Gölge diye bir dizimiz vardı. Coolidge diye bir karakter vardı, bana çok benziyordu. Benim gibi uzun boylu, kıvırcık. Ona çok özeniyordum. O sayede basketbolla tanıştık. İzmir'de sabah akşam Supi Koyuncuoğlu'nun bahçesinde basket oynuyorduk. O zamanlar Ege Aydan, Necati, Emir Turan, Arap Mehmet vardı. Bir de Stop Cemşat Aytek milli takımda. Zaten basketbol sporunun başarısı o günlerden gelir. Şu şekilde belirliyoruz. Taş, kağıt, makas. Herkes hazır mı? Hazır mıyız? Are you ready? Ve 1, 2, 3. 1, 1. Okay. Ready? 1, 2, 3. And finally. Okay. Finally. 1, 2, 3. And Yalcan won. Yes, finally. Bu yarışmanın galibini finalde bu yarışmanın galibi Yazcan Konyalı. Yazcan, çok teşekkür ederim programımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Ve sana bugünün hatırası olarak şu kitabı veriyorum. Bu kitap Rüyasını Gerçekleştirenler Kulübü Murat Bayer tarafından yazılmış. Vay, çok güzel ve bir sürü sporcunun içinde yer aldığı hikayelerin olduğu çok güzel bir kitap. Bunu sana zaten yazarımız kendisi imzaladı. Vay, çok güzel. Çok sağ ol. Ve bunu sana elden de verebilirim, gönderebilirim de. İnşallah elden bulursunuz. İnşallah, inşallah. Sam, thank you very much. Thank you very much. Thank you for letting me be a part of this. Thank you. I've had fun. Have you ever been in Turkey before? No, not yet, no. I do plan at some point, but not yet. Okay. Maybe we can meet again in Turkey. Ooh, yeah, okay. Okay, thank you. Yalcan, nasıl buldun programımızı?
Vallahi ben çok beğendim abi. Çok güzel, çok sıkı geçiyor. Çok eğlenceli. İsmi de benim tabii ki çok hoşuma giden bir isim. Ama içeriği de çok güzel. Hem böyle yurt dışıyla bağlantılı olarak yarışıyor olmak çok keyifliydi yani. Çok teşekkür ediyorum. Thank you very much Sam. Başka bir programda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Lisede Gemlik'te bir beden eğitimi hocası didiniyordu gençler spor yapsın diye. Önce bir jimnastik takımı kurdu. Elbette oradaydım. Cengiz de takla, paremde, amut, baş amudu, omuz amudu, yüksek alçak, yunus takla baya baya bir jimnastik takımı olduk. Aynı öğretmen ikinci dönem okul voleybol takımını kurdu. Tabii ki ben de oradayım. Cengiz yoktu zıplayamadığı için. Servis, smaç, plonjon, eğil oğlum eğil eğil eğil. Manşet alsana şunu manşet. Dublaj yapsana ben bloğa çıktığım zaman bir sürü yeni terim. Babam Kars'ta 3 yıl görevliydi. 8 ay kar sıkıntıdan patlıyorum. Bir gün yanına çağırdı gittim. Al bunları eğlenirsin dedi. Aa, tahta kayaklar. Ondan sonra hayatımın en güzel 3 yılını geçirdim Kars'ta. Kayak pisti olmayan dağlardan aşağılara kayıyorduk Cengiz'de. Bu Cengiz gıcık da öbürü gibi değil. Ama gıcık Cengiz muhteşem kayıyordu. Kendimize bir pist yapmıştık. Bir tane de rampa. O rampadan geliyorduk böyle kayıyorduk, atlıyorduk. Ama o rampanın rekoru bende. Kaç metre olduğunu bilmiyorum ama kalça sakatlığı yüzünden 10 gün okula gidemeyecek kadar egale edilmesi zor bir rekor. Ya pek yapı olarak kırıp dökmeyi sevmeyen bir insanım. Ya o nedenle de pek rekor kırdığımı hatırlamıyorum. Kırdımsa da özür dilerim. 80'li yıllarda bir denizaltı geldi bizim plajın açıklarına. Yüzerek çıkıp denizaltı geziliyor dendi. Herkes yüzmeye başladı. Ben de yüzdüm. 10 kilometre gittim, 10 kilometre geldim. Denizaltında gezdim. Bu da benim rekorum. Sonra bir ara yüzmeyi keşfettim. Babam sayesinde yine Sinop Ayancık'ta bir kamptayız. Ben inat etmişim boğulmamaya çalışıyorum. Aptalca bir cesareti oluyor o yaş çocuklarının. En azından benim öyleydi. Gerçi bazıları korunaklı bölgeyi hiç terk etmeden komut verirdi. Cengiz gibi. Atla oğlum atla ya. Boy orası ya. Arkadaşına güveneceksin tabii. Cumburlup kılık 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 kılık. Ana rea boy değil miymiş? Geçen gün ben atladım boydu. Hüşt. Yılmaz amca kafamdan tutup çıkarttı beni. Kimsin sen bakayım çocuğu? Allah razı olsun amca. Bahri'nin oğluyum ben. Aa, bahsetmişti ama yüzmeye meraklı olduğunu söylemişti. Boğulmaya değil. Çok ilginç pis bir gülüşü vardı. Sabah saat 6:30'da burada ol. Yüzeceğiz. Her şeyi öğreteceğim sana. Evet biraz tırstığım gerçektir ama iki koy arasında yüzmeyi öğretti bana. Meğer suyla kavga etmezsen su seni zaten asla batıramıyormuş. Amca sen beni bu kadar korkutacağına Arşimet'ten falan bahsetseydin ya hani suyun kaldırma kuvveti ha? Ama sonra teknikleri öğretti. Serbest sırt üstü, kurbağalama, kelebek. Hayatımın en güzel terapisi yüzmektir hala. Ama su kaçıyor. Onun dışında tabii. Benim en sevdiğim spor tenis. Belki oğlum çok güzel oynadığı için. Kendim çok harika bir tenisçi olmasam da. İzlemeyi çok seviyorum. Çok centilmen bir spor. Seyir zevki olarak en sevdiğim spor hala futbol. Bir ara kızımla da tek pota, teke tek basket yapıyorduk. Ondan da çok zevk alıyordum ama basketten mi, kızımla oynamaktan mı? Orası muallak karışık. Spor, arkadaş seçimimde ve kız arkadaşlarımla diyalog kurmamda da çok etkili bir rol oynadı. Eşim Yeşim iyi bir futbol severdi ama onunla futbol oynamak zevk vermeyeceği için bowling'e başladım. Çok bowling salonu zengin etmişliğim vardır benim. Şöyle bir geçmişe bakınca arkadaşlarım ve dostlarımın ilgi alanı sporlar ilişkilerimde belirleyici olmuş. Bir takıma
sporun rekabete dayalı centilmen ruhundan uzaklaşıp hayatının en önemli anlamı haline getirip fanatikleşen ve onunla aynı düşüncede olmayanları kendine düşman gören insanlara tanıklık etmiştir bu gözler. Mesela bilek güreşinde yenenin yenilene sarılması, dart oyunu ki en sevdiğim sporlardan biridir. Yılda iki kere karşılaşan, dilini hiç bilmeyen adamların birbirlerine insan diline sarılması beni hep etkiler. Zengin sporu olarak bilinen tenisin bir sınıfa ait olmadığını anlamam, futbolun İngiltere'de zenginler arasında oynanmaya başladığını öğrendiğimde aydınlandı. Spor, toplumdaki bütün sınıfları ortadan kaldıran, eşitliği ve adaleti gösteren, en çok kazananın hakkının en az kazanandan gıdım fazla olmadığı çok önemli bir mecra. En büyük spor adamları kenar mahalle çocuklarından çıkmış. Sanattaki büyük değişimler nasıl tarihin en zor dönemlerinde olduysa, spordaki en büyük değişimler de aynı yoksunlukta bir kardelen gibi açıyor. Büyüleyiciliği bütün dünyayı kaplıyor. Cengiz oğlum, sanat yaptım lan. Naim Süleymanoğlu ile haltere başladığımız gibi. Her şeyin zaten var olduğunu bilsek bile bir olay ya da bir baş kaldırı farkındalığımızı arttırıyor. Sporda da birçok başarısızlığı yaşamış insanlar vardır ki azimle mermeri zorlayıp rekorlar kırmıştır. Biz de çocukluğumuzdan başlayan süreçten bugünlere kadar Cengiz'le beraber Derya Büyükuncu'dan umutla onu beklemiştik. Ama onun zamanı hiç değilmiş. Futbolcu Maradona. Maradona hakikaten de ben de çocukken, ergenken herkesler gibi Maradona'ya hayrandım. Ta ki o meşhur İngiltere'ye eliyle gol atana kadar. Hani sonra da çıktı dedi ya, o benim elim değil, Tanrı'nın eli Maradona. Seni seviyoruz hala. Maria Sharapova'nın Avustralya açık tenis turnuvasında doping aldığı iddiasıyla ceza alması. Ama sonra onun o ilacı zaten sağlık şartları sebebiyle uzun yıllardır kullandığını falan açıkladılar. Ama gene de benim için ilk duyduğumda Maria Sharapova'nın doping almış olması büyük hayal kırıklığıydı. Tabii böyle durumlarda da iddiacı ve hırslı kişilikler bizim zamanımızı gereksiz çalıyor. Shakespeare yıllar yıllar önce Jules Caesar oyununda Brutus'a ''Ya şair olmuşsun, söylediğin şeye bak. Ben de olmayan şeyleri bana aratarak hangi belalara sürüklemek istiyorsun beni hafız?'' dedirtmiş ya da buna benzer bir şey. Birçok şeyi kendiliğinden yaparken birileri size yaptığınızın ortalama bir insanın yaptığından daha fazlası olduğunuzu söylerse onu önemseyin. Ama ışığınızı kendinizden alın. Ben seyirci olarak ölmeye geldik. Bu parçalar bundan çıkarsan ölmek var, dönmek yok gibi sporu sanatsal yaşama dönüştüren, insanın yapabildiklerini kısıtlayan değil, tam tersi yaşamın daha uzun vadede nefesler olabilmesi için mücadele edenlerin tarafındayım. Tabii ki kavgalar, kıyametler, küfürler, taraftarlara yakışmayan hareketler beni rahatsız ediyor. Her şeyin kulüp başkanlarının iki dudağının arasında olmaz. Seçimle gelen krallar gibi kulüp başkanını bir dahaki seçime kadar astık kestik. Kulüplerde yeterince demokrasi olmayışından rahatsızım. Bu maçı alalım da nasıl olursa olsun alalım diyen yöneticilerden. Bazen de kötü oynayarak kazanırsın diyen ve bunu normal bir şeymiş gibi algılatmaya çalışan kötü spor yorumcularından, tutmuş olduğu takıma fanatik bir şekilde bağlı olması, objektif pozisyon yorumları yapmasını engelleyen gazetecilerden, söyledikleri sözlerin anlamını bilmeyen, sportif centilmenliğe zarar verdiğini fark etmeyen ve
demagojiden beslenen eski hakemlerden, sporu yönetemeyen kulüp, federasyon yöneticilerinden, demokratik ve insani hakların hiçbirine duyarlılık göstermeyen ama başkalarını ve camiaları incitecek cümleleri sarf etmeyi demokratik hak belleyen insanlardan, görüntüleri yaymak için bir naklen yayın hakkını elinde bulunduran ve bunu çıkarları doğrultusunda yönlendirdiğini sanan çığırtkan kanal yöneticilerine inat, spor ve centilmenlik ilkelerinden vazgeçmeyenlerin dünyasının daha iyi olanın kazanacağına yönelik mücadelemiz Beleştepe'nin konuklarının zihninde ve yüreğinde devam edecek. Zdravím, na Slovensku máme ako športovú špecialitu futbalový štadión, cez ktorý prechádza funkčná železnica s historickým vlakom, ktorý tady premáva aj vlastne z jedného múzea. When it comes to sports, Lithuanians are huge fans of basketball. We even have a saying that basketball is our second religion. As of 2019, Lithuanian national basketball team was one of four teams, including USA, Argentina and Serbia, that managed to make it to top four of World Basketball Championship at least twice in 21st century. Hola, estoy aquí para hablarles acerca de México en los deportes. Una cosa bastante interesante de México en los deportes es que al parecer somos bastante buenos en taekwondo porque en la mayoría de estas competencias internacionales México está dentro de los primeros tres. Y eso me parece bastante cool y algo peculiar considerando el hecho de que no somos un país asiático, que es en donde son más populares las artes marciales. Otra cosa es que al parecer ese mismo talento que tenemos en taekwondo no lo podemos replicar en soccer, porque a pesar de que México tiene un considerable talento para el soccer, en la Copa del Mundo nunca pasamos de cuartos de final. De hecho, varios mexicanos hemos pensado que México parece estar maldito de alguna forma, porque no importa qué tan buena racha tengamos, terminamos sin pasar de esa etapa en el evento más grande de fútbol, soccer. La otra cosa que me parece muy interesante, que de hecho no está tan, o bueno, 100% relacionada con los deportes, es que la ola, esta popular forma que tienen muchas personas alrededor del mundo para apoyar a sus equipos mientras están mirando un partido en el estadio, que consiste básicamente en que las personas en secciones se van levantando y levantan los brazos al mismo tiempo y luego se sientan de regreso. Nació en México, de hecho nació en Toluca, la ciudad de la que yo soy. Y eso me parece bastante cool, de hecho. Y yo creo que esos serían tres datos curiosos de México en los deportes. Hayatım hayırlı uğurlu olsun bir tanem. Beleştepe adını duyunca o kadar içim ısındı ki. Çünkü ben o zamanları hatırlayanlardan biriyim. Tahmin edersin ki. Ve hatta üniversitedeyken maçlara çok düşkündüm. Oraya gidip maç seyrettiğim bile oldu biliyor musun? Onun için tam senlik bir isim olmuş. Allah'ım bu ironiyi bir tek sen yakalardın. Bayıldım. Çok iyi gelsin. Hepimize çok iyi gelsin Beleştepe. Sana da bereket getirsin. Yolu açık olsun. Çok keyifle ve sağlıkla sürdür programını. Seni kocaman kucaklıyor. Koskocaman öpüyorum bir tane. Güzel günler göreceğiz. Hep birlikte iyiliğe kaçalım.